Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. 34. haftaya girmiş bulunmaktayız. Başlıktan da gördüğünüz gibi. Bugün bebeğimin kıyafetlerini yıkayacağız beraber, ütüleyeceğiz. Zeynep burada ama şu an burada değil. İçeride süsleniyor o da. Ben de süslendim. Böyle güzel, enerjik bir video olsun istiyorum. Hala biraz hastayım. Kusura bakmayın, sesim böyle biraz boğuk geliyor olabilir. Bugünkü planımız Ayaz'ın kıyafetlerini yıkamak, ütülemek ve odasını temizleyip düzenlemek. Bugüne yetişmezse eğer yarın da devam edebiliriz ama yarın da 34. hafta randevumuz var. Doktor randevumuz. Ona da beraber gideriz bu videonun içerisinde. Saatlerimiz şu anda 14.43. Birazcık geç kaldık ama bahçe vlogunu izlediyseniz eğer, ki izlemiş olmanız lazım bu videodan önce. Bahçeden dün gece geldik. O yüzden ev biraz dağınıktı. Oraları topladım. Ve biraz da kendimi toparladım. Öylelikle başlıyorum videoya. Haydi bakalım. Bazı arkadaşlar kanalımda tekrar utanmaya başlamış. Son 4-5 videomdur yok galiba. Son 4-5 videodur değil. Bundan önceki video zaten Bade'nin doğum günü videosu. Ha evet, doğru ya, orada varsın. Ama o kalabalık olduğu için kalabalıkta kaynadım. Şimdi biz Ayaz'ın odasındayız. Ama keşke olmasaydık diyoruz. Çünkü odanın halini görünce anlayacaksınız. Oda bayağı bir dağınık. O yüzden birazcık gözümüz korktu. Ama başarırız. Biz bu sen aklına koyduğun ya, her şeyi zaten başarırsın. Ben olmasam. Çünkü senin inanılmaz bir gücün var. Ya. Ve sevgin de var. Sen aklına koyduğun her şeyi başarırsın. Çünkü senin inanılmaz bir gücün var ve sevgin de var. Şimdi size odanın halini gösteriyorum. Hazır mısınız? Ne 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 ne. Ah fel fenayım. Ah perperişan. Şurada şöyle şeyler. Beşiğin içini zaten görmüştünüz. Hunharca bir şeylerle dolu. Zaten şurada bir salak şebek oğlum var benim, çok tatlı. Çok tatlı benim bu oğlum, çok tatlı. Şimdi bir yandan da reel çekeceğimiz için sizi sabitleyeceğim bir köşeye. Reels çekerken siz bizi izlersiniz. Öyle devam ederiz. Öncelikle neyden başlıyoruz? Çamaşırlar. Bevşiko'nun çamaşırların etiketlerini keseceğiz. Ondan sonra haydi. Buraya ya Allah. Ne şapak operasyonuna mı gidiyorsun? Hayır, gazamız mübarek olsun. Hadi kılıçlarımızı kuşanalım. Kılıçlarımızı mı? Şimdi dayak yiyeceğim. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Dayak yersen videomu atarım. Alex, neredesin? Beni dövüyordu neredeyse. Düzeneyi bozdum çünkü. O yüzden... Ama öyle bir yerdeydiniz ki yani. Yani... Beyazları bir ayrı yıkayalım dedik önden. Önce beyazları yıkayalım çünkü hastane çantasına koyacaklarının çoğu beyaz. Şu şeyden almıştım. Mini Baby'nin yeni doğan sıvı çamaşır sabunundan almıştım.
Bununla bir deneyelim bakalım. Kokuyor mu? Parfümsüz. Kameraya koklat ki. Siz de koklayın. Parfümsüz. Parfümsüz, süt faslısız. Süt faslısız. Bak. Gönderdim gitti. 50 derece ben ne bileyim İrem abla. Anne olan sensin. 60 dakika. Ben 18 yaşındayım. 50 derece iyi bence. Beyazlar öyle yıkarım. Kan yoğulumu içelim ya. Yerim ben. Götünü yerim. Herhalde. Yanımda o zaman değil zaten. Niye? Bu doğar doğmaz koymazsın ki bunu. Bir aylıkken koyarım. Bu ne lan? Kafası da geçiriyor. Hmm. Sonra arkandan bağlıyorsun çocuğun kafası yanmasın diye. Cahil! Ne bileyim hayatımda kaç kere ana kucağımda çocuk taşıdım. Ben kaç kere taşıdım? Sen yeğeninden bilirsin. Tamam rahatmış bu. Ben kalite kontrol yaptım. Nasıl? Teyze olarak. Ben taşıyacağım için bunu hep. Nasıl kalitesi? Güzel. Yeşin oyununu. Yeşin oyunu çok yorulmuş benim oğlum. Kara pipi olduğu için gözükmüyor. Çok yoğunmuş benim oğlum. Çok yoğunmuş. Ağacına bakın. Dişlerine bakın. Yürüyüşe bakın. Beni böyle sevmiyor. Hayretler içerisinde izliyorum. Yani şöyle izliyorum. Allah Allah. Allah Allah. Yok ya. Ben bu evi terk ediyorum. Hep lan. Bu kadardı. Şimdi geri dönüyorum. Buraları kes. Şimdi ikinci posta çamaşırı attık. Açık renkliler yıkanıyor şimdi. Beyazları çıkardık. Onları asacağız. Onlar kuruyana kadar da... Ay nereye çekiyorsun yine? Onlar kuruyana kadar da odadaki ıvır zıvırları kaldıracağız ortalıktan. Dolabı falan bir sileceğiz öyle. Bambu çünkü bu. Çok güzel. Bunun içinde attık çamaşırları. Bunun içindeki çamaşırlar. Bu sadece kadar. Bu çıktı. Bir de çorap. Neresinden çıkmış peki o? Çorap. Yırtık var demek ki. Bana tak, bana. Bana tak. Salak ya. Bez veriyorum. Evet. Annemin taktiği bu. Annemden öğrendim. İki bez, bir bez eder. İkisiyle mi birden sileceğim? Evet. Nasıl? Şöyle birleştirip sileceğim. Şu... Anlatmıştım ya diğer videoda bu kitaplığı Ayaz'ın
Görünüyor musun ki? Evet. Ayaz'ın eşyalarını koymak için kitapları falan ıvırları zıvırları yukarı dolaplara kaldıracağız. Yani kitaplarım artık burada durmayacak. Zaten çok dağınık görünüyordu, hoşlanmıyordum. Şimdi bunları kaldırıyoruz. Şimdi işleri bayağı bir kolaylaştırdım. Kütüphaneyi, yani kitaplığı şöyle boşalttım. Bomboş kaldı. Sadece işte birkaç bir şeyler var kullanacağım. Buraları düzenleyeceğiz. Buralara bezdir işte, bakım ürünleri, bez, ıslak mendilini falan dizeriz buralara diye düşündüm. Beşiğimiz şöyle, içini bayağı bir boşalttık. Sadece içinde şu an şu ana kucağı falan var. Ondan sonra şurada yıkanacaklar var yine. Battaniyeler, nevresimler falan. Nevresimin biri çıkmadı diye. Şurayı dolaba açmadık daha herhalde. Şurada yine yerleştirilmeyi bekleyen bir şeyler var. Dolabımızın içi şu an şöyle. Şunlar beşiğin yorganları ve korumalıkları falan. Ondan sonra bezler mezler var. Şurada henüz yıkamayacaklarım var. Çekmecelerde de bir şeyler var işte. Sırayla halledeceğiz. Şimdi saatlerimiz 19.53. Yemek yemedik. Gidelim bir hemen yemek yiyelim. Ondan sonra gelip devam ederiz. Karanlıkta kaldık. Ay, takıldım. Günaydın. Günaydın. O baba ne? Günaydın aşkım. Günaydın annem. Bekle. Bu halimi koyamazsın. Bu halimi koyma. Günaydın arkadaşlar. Dün akşam o kadar yorulduk ki kamerayı elimize almadan birimiz bir koltukta, birimiz bir koltukta fenalaşıp bayılıp uyuduk. Uyumadık, yattık yani. Sonra dinlenince kalkıp bir şeyler yaptık. Odayı birazcık daha toparladık ama size çekmedik. Aynen. Daha kaç makine çamaşır yıkandı onun üzerine. Hala da yıkanıyordu. Bak bitti. Onları da asılması lazım. Şimdi saatlerimiz 12.08. Kahvaltı yapacağız. Gösteremiyorum. Bir dakika. Şöyle bir kahvaltımız var. Kahvaltı yapacağız şimdi. Sonra da hemencik hazırlanacağız. Saat 2.25 geçe hastane randevumuz var. 2'ye doğru evden çıkmamız lazım. Ama çoğu işimiz bitti sayılır. Yani şey olarak odanın aynen kalabalığı yerleştir gibi. Yani nasıl diyeyim? Oraya ait olmayan şeylerin yerleştirilmesi bitti. Böyle şimdi kahvaltımızı yapalım, sonra hemen hazırlanalım. Hamileliğim boyunca üniformam haline gelen şu askılı elbisemi giydim. 34. hafta çekimimi yapacağım şimdi. Şöyle bir saç yaptım. Hemen 5 dakikada çekimimi yapıp çıkmamız gerekiyor. Saat 13.37. Kombin değişikliği. Şöyle bir hırka giydim üzerime. Hemen çıkmamız lazım. Makyajımı da göstereyim şöyle. Güzel toprak tonlarında bir makyaj yaptım. Haydi gidelim, let's go. Geldik hastaneye. Saatlerimiz 14.19. Birazdan gireceğiz içeri. Herkes.
Birazcık kasıklarıma ağrı yaptı. Make-up pozitif. Çok hareketli korktum dün gece bir böyle sanki kasılıyormuş gibi falan ya. Şu anda da dönüyor zaten. Artık ha, seslere de tepki veriyor. Dün geçen gün konuştuk biz bayağı. Ben konuştum, o beni tekmeledi. Evet. 2.912. 2.912. İyi, çok almamış 2 haftada sanki. Yine 2 hafta ileride. Hala mı? Evet. Yani 34 haftalıkken 37 hafta gösteriyor başından dolayı. Evet. Normalde 36 hafta. Gelmedi, sen şimdi kendini hocam ne yapayım bu kadar hızla büyümeye devam ederse bekleyelim son şeyi. Tam tabii canım, o öyle şey yapmayız. Yani onun kararını hemen öyle vermeyiz zaten gidişata göre. Normal seks istiyorum çünkü. Tabii tabii. Böyle sağlığında bir sıkıntı olmaz. Tabii sürece. Ben de çok gittiği yere kadar gitsin. Bakalım diyor. O yüzden hani sadece önerken başlık doğum kendiliğinden olabilir zaten. Tamam mı? Öyle bir şey olursa ne ala? 38 haftaya kadar fazla büyümeden kendi kendini doğurtturur bu sefer. Burnumuz çıktı ortaya. Harika burnumuz. Yok yok, burnu güzel. Biraz arkaya dönmüş. Evet. Bunlar şöyle kordon. Şeyin önünde buralara. Ay iyice. Bir şey diyeyim mi? Umut abiye benziyor. Bana da öyle geliyor yani. Yüzünü falan bir dönerse inşallah. Şöyle ama gözleri bence sana benziyor. Bu daha da bana benziyor. Ama geçen tam gördük zaten. Evet, dudağım. Ya yiyeceğim ya. Yapmış. Sabahtan beri yerinde vermiş. Şimdi de oy, surata bak çok gitmiş. Aaa yiyeceğim. Yanaklar kocaman değil mi kesin? Evet, kocaman dudaklar, bak sana da göstereceğim şimdi. Şimdi çıktık muayeneden. İlk defa NST'ye bağlanacağım. Çok heyecanlı. Ne tarafta? Sağ tarafta NST. Bakalım sancılar ne alemdeymiş. Nasıl bir his? Sütü yatmak çok iyi geldi şu an ama. 37 misiniz? 34 mi? 34. Şu rahatlığa bir bakın, şu osuruşa bir bakın. Yıllardır bu anı bekliyormuş gibi kafa. Ya günlerce çok yoruldum. Şu an çok rahat. Akşama kadar yapabilir miyim? Eve geldik. Şükürler olsun. Evin yolunu bulabildik. Saatlerimiz 8 bilmem kaç olmuş. Biz daha eve yeni geldik sayılır. Ütüyü ayarlıyoruz. Zeynep ütüye başlayacak. Ben de o sırada bazı yine yıkanacaklar, bir şeyler var içerlerde. Onları yaparım. Ütüyü de dönüşümlü yaparız artık öyle. Yo, ben yaparım. Hepsini sen nasıl yapacaksın? Yoruldun zaten. Ben... Bir güzel gezdirdim Zeynep'i. Aklıma koyduğum her şeyi yaparım. Hatırlarsan... Kesin beni çekmiyor bu şu an. Çekiyor. Hatırlarsan ev şey olduğunda da ben şey yapmıştım. İlk taşındığında, evlendiğinde de tüm ütüyü ben yapmıştım. Ben zaten benim kaderim benim bu. Kaderimdi bu delivardı. Oğlumu göstereyim size. Bakın. Duduşuna bakın. Bakın duduş, burun, yanak. Oo, beni gülü gülü. Şurada da bir metal grubunun şeysi kapağı. Çünkü teyzesinin yeğeni. Çok korkunç. Hayır, benim yeğenim. Cinler çok tatlı. Onun koktu da koy böyle. Gürşan da direkten öldü. Görem yok. Yarınım sığır. Bazı teyzeler çok çabuk yoruldu. Acaba neden bazı anneler teyzeleri yorduğu için olabilir? Allah Allah! Ciddi misin oğlum? Doğru. Çok güzel yaptı ama bakın.
Bu daha hiçbir şey. Şurada bir dağ var, bana bakıyor. Minicik minicik ütüleyip ütüleyip koyuyor ya. Birazdan ben de birazcık ütüleyeyim. Tamam, güzel kıyafetleri seninle. Tamam. Çok özendim. Burada 250 tane atlet var beyaz ve Ayaz, eğer ileride beni sevmezsen evini basarım bak. Bak Ayaz'ım bak. Bak annesinin gülü, bak teyzesinin minnoşu. Teyzen seni çoraplarına kadar ütülüyor bak. Hem de tek tek ütülüyorum. Tek tek ütülüyor bak. Görüyor musun bak. Ayağım bu kadar. Bu kadar minik ayakların ayağım olacak. Çorabını ütülüyorum, büyüyecek de çorap giyecek. Şuna bir baksanıza, yok ne ya. Yani ben bunları da ütüleyeceğim şimdi. Bunlar çok tatlı bir şey ya. Of. Yine aşırı aşırı yorulduğumuz bir gün oldu. Sabah erken kalkıp hastaneye gidip kan tahlilleri yaptırmam gerekiyor. O yüzden şimdi yatıyoruz artık. Saatlerimiz 00:45, gösteremedim. Öyle. Haydi iyi geceler. Yeni bir günden herkese merhaba arkadaşlar. Saat 4'ü geçiyor. Aslında bugün bitti gibi bir şey. Bir şey çekmedim bu saate kadar. Çünkü sabah erkenden kalkıp hastaneye tekrardan gidip tekrardan kan vermem gerekiyordu. Öyle saat 1 gibi falan eve geldim. 1.30 gibi. Aynen, Zeynep ile Alex evde kaldılar. Ben gittim kanımı manımı verdim. Birazcık bir şeyler aldım. Önümüzde ütü masası. Zeynep ütüye devam ediyor. Ben de yıkanacakları makineye attım. Öyle bir şeyler yapıyoruz şu anda. Öyle, saatlerimiz çok geç oldu. İşlerimize yeni başlıyoruz. Ben şimdi kuruyan çamaşırları ve işte organizerleri falan yıkamıştım. Onları ayarlayacağım. Haydi kalkalım. Enerjimizi yükseltelim. İşlerimize koyulalım. Bu kitaplığı şöyle tamamen içindekileri kaldırdık ve bebişin bezlerini, ıslak mendillerini falan koyduk. Şöyle kutu organizer'lar aldım. Şöyle. İşte buraya koyup bezleri falan paketinden çıkarıp öyle koyacağız. Oğlumun odasının manzarası çok güzel değil mi? Beraber bu camdan bakarız inşallah. Koltuktan iner misin? Az önce sildim daha. Hadi in aşağı, atla. Aferin benim akıllı oğlum. Otur oraya. Otur. Orada otur, tamam mı? Şimdi koltuğu sildim. Koltuk kururken şu beşiğin içindekileri çıkardım. Beşiğin yatağını falan da bir süpürüp sileceğim mi? Ya da kılıfını yıkarız. Şöyle içinde ana kucağı var. Bu şöyle bir şey. İçini de makineye attım, yıkanıyor şimdi. Bunun üzerine de şöyle bir oyun şeysimiz var. Ne bu? Ne ki bunun adı? Neydi ya bunun adı? İşte oyuncak asmalık bir şey var işte. Thank you.
Kapaklı aldığım kutuya 2 numaralı bezleri dizdik böyle. Slip'i olanları. En üste bunu koyduk. Şuna da 2 numaralı Pure Baby'leri koyduk. Sığmadı tepsi tek bir kutuya. O da oraya sığmayacak ama neyse ikinci kata koy. Aynen. Bu da buraya sığmaz. Burası evet. Şimdilik tamam gibi bir şey. Şuna bezleri koyduk. Şuna ıslak mendil ve alt açma bezlerini koyduk. Şuraya 3 numara bez, 1 numara bez ve işte benim hastanede kullanacağım yetişkin bezi tarzı bir şey var o. Bir de yine alt açma zımbırtıları var. Öyle, burası bu kadar. Bombastic side eye, criminal, cinayi, yan bakış. Ya. Bombastic side eye. Tamam, hadi bak. Saatlerimiz 01.04 gösteremiyorum. 1.05 geçiyor ve durum bu. Buraları yerleştirdik böyle organizerlerin içine. Tek tek. Buralarda bu halde. Topluyoruz topluyoruz tekrar dağılıyor. Artık yapacak bir şey yok. Bunları dolaba yerleştirip yatarız. Geri kalan yarın. Günaydın arkadaşlar. Bugün galiba 4. gün. Hala işlerimiz bitmedi. Bayağı hafiflettik ama bitmedi. Bugün artık son yerleştirmeleri yapıp bu videoyu kapatacağım. Sonra hastane çantama ne koyuyorum isimli, hastane çantamda neler var isimli videoya geçiyorum. Ve böylelikle de bugün artık hastane çantam hazır olmuş oluyor. Şu anda 34 hafta 3 günlük bir karpuz kadar. 34 hafta 3 gün artık bir an önce çantayı hazırlamam gerekiyor. 34. hafta yani 35. hafta bitmek üzere demek oluyor bu aslında. Yani bir hafta falan geç kaldı bu çanta olayı. O yüzden acilen hemen işlerimize girişiyoruz. Haydi bakalım. Acı çekerken mi? Cebelleşiyoruz şu an. Sen değil, ben cebelleşiyorum. Tek başına mı cebelleştin? Şu ana kucağının kumaşlarını yıkamıştım. Takana kadar canımız çıktı. Şöyle sopaları var. Bunları böyle buradan geçirip şuradan geçirip o sopaları da oradan geçirmek gerekiyor. Şu şekil.
Kanter gözyaşı yani resmen. Olmuyor. Dur bir dakika. This is art and this is artist. Artist mi? Ne artisti? Artist ne ararla pazarda? Çok güzel oldu. Mis gibi oldu. Çocuğun kafası burada mı olacak? Şurada olacak. Niye bu kadar? Ha, burada olacak minnacık. Böyle değil tabii ki de şöyle. Şurada. Şu kadar kafası şurada olacak. Şurada minnacık ayakları olacak. Böyle sallayacağız oğlumu bunda. Salla bakayım teyzesi. Oha! Öldü çocuk salak. Evet. Sonunda odamızı bitirdik. Şöyle bir hemen genel hatlarıyla göstereyim. Daha sonra da artık videoyu kapatırız. Şöyle odamızın son halini de göstereyim. Bunu böyle koyduk şimdilik. Kütüphanemiz bu şekilde. Böyle. Şuna bezleri koymuştuk. Burası şimdilik böyle. Dekorasyon videosu farklı bir video olacak. Çünkü biliyorsunuz ki şuralara ahşap raflar almıştım. Onlar takılacak. Bu beşiğin üst kısmına 3 tane tablo gelecek. Yani dizaynı değişecek. Ama şu an genel hatlarıyla odamız böyle görünüyor. Beşiğin bu kenarlıklarını falan yerleştirdik. İçinin nevresimlerini de yerleştirdik. Perdeleri falan zaten annemle beraber yıkamıştık. Onu biliyorsunuz. Bu koltuğun kırlentleri de yıkanıyor şimdi. Onlara da böyle bu odaya uygun güzel bir kılıflar alacağım. Öyle yerleştireceğim kırlentleri de. Dolabın düzenini göstereyim size bir de. Dolabımız da yine içinde şöyle yığıntılar oluştu ama mecburen şimdi bunları yıkadığımız için dışarıda durmasın diye buraya koyduk. Şimdilik böyle duracak. Buraya bir tane hurç almayı planlıyorum büyük. Battaniyelerini falan o hurcun içine koyarım. Daha düzenli görünür. Şurada yıkayıp astığımız kıyafetleri var. Çekmecelerde şöyle oldu. Çekmecelerde şöyle düzenleyicilere koyduk hepsini tek tek. Burada altlar var. Burada kısa kollu zıbınlar var. Şurada çoraplar var. Burada eldivenler, şapkalar var. Burada da uzun kollu zıbınları var. Burası böyle. Burada da şöyle uyku arkadaşını buraya koydum şimdilik. Hatta bunu şeye mi koysak? Bunu şöyle koymayı planlamıştım. Çok tatlı. Şimdilik şöyle kalsın gözümün önünde. Baktıkça mutlu olayım. Çok tatlı. Yerim seni. Oğlumun ördeği. Burada da ağız mendilleri, omuz bezleri, müslinler falan var. Şurada atletler var. Burada da yine atletler var sanırım. Burası da böyle. En alt çekmecesi boş kalmıştı. Bu büyük olan yıkamadığımız şeyleri böyle koydum şimdilik. Burası da böyle. Şu da kirli sepeti olarak aldım. Birazcık şekli yamuk yumuk duruyor ama içi doldukça daha düzgün durur herhalde. Burada iki tane mülteci buldum. Siz ne yapıyorsunuz burada? Bu benim bebeğim. Yeni doğdu. Aç, açız. Abla dilenci değilim be. Kovdu odadan. Biz de burada oturuyoruz. Hadi gel videoyu kapatalım. Görüşürüz. Kalkamam. Evet, videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz beğene basmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Instagram'dan da takip ederseniz çok sevinirim. Ekrana yazıyorum. Instagram'dan da beni takip edin. Orada daha anlık böyle şeyler paylaşıyorum. Hem de böyle aldığım güzel, uygun fiyatlı, farklı ürünlerin de linklerini oradan paylaşıyorum. Merak ettiğiniz bir şey varsa yorumlara da yazabilirsiniz. Yazacağım. Ne mesela? Yorumlarda görürsün. Hadi şimdi. Zeynep'e de teşekkür ediyorum. O olmasa ben buradan 80 yılda falan çıkamazdım. Muhtemelen.
Tüm gün yatan ben. Olsun, çok şeyler yaptık beraber. Öyle. Artık videoyu kapatalım. Teyzeciğim, eğer beni sevmezsen seni çok pis döverim. Sever teyzesi, sever. Haydi. Bye kapatıyoruz bye. Artık. Bay bay. Görüşürüz. Görüşürüz diğer videoda. Hoşçakalın. Bye. Kanala abone olun bak, lütfen. 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 Dilenci değilim be abla. Abla dilenci değilim be. Tamam, bay bay.